Evet, herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere son iki gündür bu fıstıkla beraberiz. Ve Vespa denilince akla gelen İstanbul'umuzun güzel yerlerinden bir tanesi Bebek'e geldik. Bebek'te tanıtalım dedik. Çünkü bu motosetin hakkı buralar. Bugün biraz aslında Vespa'nın teknik özelliklerinden yana biraz kişiye kattığı değişiklikler ve biraz da benim görüşümü tartışacağız. Şimdi öncelikle bugün kullandığım, daha doğrusu iki gündür kullandığım bu motosikletimiz GTS 150 modeli. Bildiğiniz üzere Vespa normal şartlarda eskiden PX'ti, 150'likler yapıyordu. Biraz ufak boyutluydu. Düşük hacimli büyük bir motosikleti, büyük kasaya sahip bir motosikleti yoktu. Fakat GTS 150'yi çıkartana kadar standart bildiğimiz GTS kasasına sahip. Yani GTS 200, 250, 300 kasasına sahip. Fakat 155 cc 15 beygirlik bir motosikletimiz. Gidişi güzel, 150'lik olmasına rağmen gayet güzel gidiyor. Şehir içi 0-100'ü çok iyi. Top speed'de de 117-118 kilometre hızlara çıkabiliyor. Vespa denildiği zaman akla en başta güzel renkleri geliyor zaten. Bu kullandığımız motorumuzun da böyle simli, güzel bir fıstık yeşili rengi var. Harici, yanlış hatırlamıyorsam, kırmızı ve beyaz renkleri var GTS 150'nin. Ama ben bu rengini beğendim. Almak istesem kendime, sanıyorum ki ya kırmızısını ya yeşilini alırdım. Çok fazla dikkat çekiyor yolda ve çok fazla soruya maruz kalıyorsunuz. Vespa denildiğinde daha çok böyle evden işe veya şehir içi işlerinizi halletmek için kullanılan bir motosiklet değil de pazar günleri bir yere kahvaltı yapmaya veya bir ufak bir sahil gezintisi yapmak için alınan bir motosiklet olarak düşünülüyor. Ki öyle de bence, çünkü bu motosikleti çok fazla yüksek kilometre yaparak yıpratmanızı zaten istemem. Kısacası şöyle özelliklerine geleceğim motorum ben. Vespa zaten standart, her zaman herkesin bilmiş olduğu üzere sade bir yapıya sahip. Sade ve şık tasarımlar yapıyor genelde. Bizi yine önde sade bir gösterge karşılıyor. Bu göstergede hemen bakalım. Güzel bir kadran selamlama ile beraber en üstte yakıt durumumuzu, ortada total ve yapmış olduğumuz belli aralıklardaki kilometrelerimizi, en altta da saatimizi gösteriyor. Ve GTS'in tüm modellerinde de artık çift ABS, yani arkada da ABS fren mevcut. Onun harici bu motosikletimizin en güzel özelliklerinden bir tanesi start stop olması. Yani ışıklarda veya trafikte durduğunuz zaman 3 saniye içerisinde istop ediyor ve siz tekrar gaz verene kadar motosiklet çalışmıyor. Bu da çok güzel bir özelliği var. Aynı zamanda bu özelliğin çalışmasını istemiyorsanız buradan kapata da biliyorsunuz. Bu özelliğin ne gibi sıkıntıları var? Günümüzde rastladığımız. Şimdi sen bir gidiyorsun bir yerin önüne, bir kafenin önüne vesaire, duruyorsun. Sen durduğun zaman motor istop ediyor ister istemez. Bir arkadaşın geliyor, ya bu ne güzelmiş diyor, gazı veriyor, verdiği gibi motor fırlıyor. Ne yazık ki böyle kötü bir yanı var. Harici ön tarafta selektörümüz yok, sadece kısa uzun farımızı yakmak için bizi burada şık bir düğme karşılıyor. Alt tarafımızda sinyaller var ve kornamız. Sağ tarafta da mod denilen düğmeden total kilometre ve şehir içi yapmış olduğumuz belli mesafelerdeki kilometreleri görebiliyoruz. Dediğimiz gibi çok sade bir yapısı var. Zaten bu kasa GTS 300 kasası. GTS 300 kasası olduğu için aslında bakıldığında sade ve şık ve görseli çok güzel. Hem 150'lik az yakıyor, yakıtına da geleceğim bu arada. Hem de gerçekten dışarıdan bakıldığında yolda bana birçok kişi GTS 250 mi bu diye sordu.
Yani hem dışarıdan bakıldığında büyük bir motosiklet gibi gözüküyor ama altınızda az yakan ve Vespa'ya göre uygun fiyatlı bir motosiklet var. Şimdi fiyata gelelim, en can alıcı nokta. 150'lik kategorisinde diğer markalara bakarsak genelde 14, 15, 16, 17, Maxi'ye girersek 20 bin liralara çıkıyor. Ama Vespa bu motosikleti bize 28 bin liraya sunuyor. Bir Vespa kalitesine göre normal bir fiyat ama günümüz şartlarında evet biraz pahalı ne yazık ki. Şimdi bakıldığı zaman rengi dedik, göstergeleri dedik, sadeliği dedik, şıklığı dedik. Biraz eksilerine gelelim. Normalde bakıldığında yumuşak gibi gözükse de uzun kilometreler, yani uzundan kastım 30-40 kilometre üzeri bir yol yapıyorsanız sele biraz rahatsız edici. Ama günlük hayatınızda 10-15 kilometrelik bir yol yaparsanız hiç sertliğini hissetmiyorsunuz. Motorumuz 15 beygir dedik, 155 cc dedik. Harici bakıldığı zaman ABS, iki lastikte de ABS sistemimiz var. Onun harici start stopumuz var ve Vespaların artık yeni Vespalarda görmüş olduğumuz su soğutma sistemi var. Bundan dolayı uzun yollara vesaire eğer ki gidecekseniz motosikletle yolda herhangi bir motor şişme gibi bir sorun yaşamazsınız. Harici Vespa'nın zaten standart bütün motosikletlerde kullanmış olduğu kromaj detaylar var. Çok güzel detaylar bunlar. Benim de Vespa'da çok sevdiğim, hangi rengi olursa olsun motosikleti kaliteli gösteren bir detaylar. Motorun bölmelerine gelirsek bagaj hacminden önce size ön bölmesini göstermek istiyorum. Ön bölmesi ufak, günlük hayatınızda cüzdan ve o tarz eşyalarınızı koyabileceğiniz ufak bir yer. Aynı zamanda bu bölmede bizi bir adet de USB karşılıyor. Burada herhangi bir cihazınızı veya telefonunuzu rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Şimdi Vespa'nın sevdiğim özelliklerine gelirsek bir sevdiğim özelliği de eski motosikletlerde, eski skuterlarda daha doğrusu bu ön bölmede hep boş yaparlardı bildiğiniz üzere. Bu ön bölmeyi ne oldu? Arkadan yakıt deposunu alıp ön tarafa koymaya başladıkları için artık ön bölmede bir depo olduğundan dolayı yükseltme yaptılar. Vespa bunu bozmadı. Vespa hala deposu arkada ve ön taraf boş. Yani gerekse mesela ben günlük hayatta dolaştığımda çantamı koyuyorum. Bu tarz şeyler için gayet uygun bir ön bölmesi var. Harici lastiklerimiz arkada 120, önde 110 ebatlı lastiklerimiz var. Vespa'nın biraz da eksilerine gelirsek ne yazık ki lastik inçleri biraz ufak. Yani lastik boyutu biraz ufak. Bundan dolayı özellikle şerit değiştirirken veya ani manevra yapacağınız zaman biraz dengesiz olabiliyor. Ön maşa bütün motosikletlerinde, bütün skuterlarında olduğu gibi tek maşa. Bunun görseli çok güzel. Özellikle Vespa güzel jant seçimi yaptığından dolayı güzel bir görsel sunuyor bize. Şimdi sorarsanız bu motosikleti ben olsam alır mıyım bu fiyata? Zaten Vespa aslında bakıldığı zaman biraz da böyle kaba tabiriyle bizim gibi insanlar hani almasın diyor adam. Gerek yok diyor yani. Hani abi eğer ki sahil kısmında veya sahile yakın bir evin varsa, normal motosiklet çok fazla kullanmıyorsan, hafta sonları gerek sevgilinle, eşinle veya bir arkadaşınla bir sahile ineceksen, kısa düşük kilometreler yapacaksan, paran da varsa Vespa alabilirsin. Bakıldığı zaman aslında Vespa'nın normal motosikletlerden aradaki farkla bir nevi satın aldığın şey prestij. Çünkü yolda zaten giderken şunları duyabiliyorsun. Aa bu Vespa. Aa işte bu Vespa pahalıdır. Şimdi normalde insanların scooter'a baktığı göz, şu an bir atıyorum bir T-Max 80 bin liralık bir scooter bile görseler 10-15 bin liralık gibi kıyasladıklarından dolayı, ama Vespa'nın kalitesini bütün herkes biliyor. Bundan dolayı bu bir artı aslında. Evet, şimdi ufak ufak kapanışa gelirsek kısaca özetleyeyim. Eğer ki bu motosikleti alacaksam ve 150 cc sınıfında her türlü kıyafetimle kullanabileceğim, her yere gidebileceğim, scooter değil de biraz daha prestijli bir makine istiyorsam bu motosikleti alırım. Hele ki bu rengini çok fazla sevdim. Eğer ki siz de bu motosikleti incelemek istiyorsanız Mototaş mağazalarında test sürüşleri veya inceleme olarak gidip test edebilirsiniz veya motosikletleri inceleyebilirsiniz, modelleri. Bundan sonra ortalama ayda bir tane Vespa modeli yüklemeye çalışacağım ve günlük hayatımda da Vespa kullanmaya devam edeceğim. Yine sormak istediğiniz sorular varsa aşağı kısımdan sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.